Sadece kendi partimizi düşünerek hareket edemeyiz. Devlet sorumluluğu vardı. Dolayısıyla bu 3 aylık yaz aylarındaki nispeten insanlar işte tatilde olur, daha yaz aylarındaki ihtiyaçlar daha farklılaşır. O aylarda da kurultayımızı hazırlayıp Eylül sonu veya Ekim başında da bu kurultayımızı yapıp önümüze bakacağız. Dolayısıyla ben kurultayın çok doğal bir süreç içerisinde yapılacağını öngörüyorum. Yarışlı olacak. Yarışlı olacak elbette ki. Muhtemelen yarışlı olacak. Yani evet. Eğer Sayın Hasan Taş'ı adayım ben diyor. Tamam. Yani Hasan Bey de başka bir kişi daha var galiba. Milletvekilleri de ya da milletvekili olmayan arkadaşlar da aday olabilir. Ulusal Birlik Partisi dediğim gibi çok büyük bir partidir. Bizim burada asıl olan istikrara oy verilmesidir. İstikrar sağlanması için duyarlı olmaktır. Dolayısıyla bunun tekli mi çoklu mu olması tamamen şekilsel bir şeydir. Bizler Ulusal Birlik Partililer olarak üzerimize düşen sorumluluğu o gün geldiğinde adaylar kimse, kim hepsi birden çok aday da olursa hepsi UBP'lidir. Dolayısıyla herkes bu partiyi ve dolayısıyla ülkeyi ileriye taşıyacak olan insana arkasında kenetlenecek ve biz kendi içimizde bir seçim yapacağız ve yolumuza devam edeceğiz. Yani bundan böyle farklı bir şeyler doğacağını bekleyenler göreceksiniz. Sevinemeyecek çünkü Ulusal Birlik Partisi'nden başka bir Ulusal Birlik Partisi yoktur. Bu devlet Ulusal Birlik Partisi, işte bazen söylüyoruz, kızıyor bazı çevreler ama bu devlet Ulusal Birlik Partisi ne kadar güçlü ise, ne kadar istikrarlı ise o kadar güçlü, o kadar istikrarlı olur. Dolayısıyla biz bu bilinçle hareket edeceğiz ve önce partimizde istikrar ve güçlenmeyi sağlayacağız. Ondan sonra da bunu devletimize, ülkemize yansıtacağız.